Ege TV ekranlarından hepinize iyi günler, iyi cumalar diliyorum. Sevgili seyirciler, yayınlarımızı Skype üzerinden yaptığımızda zaman zaman teknik anlamda problemler yaşayabiliyoruz ve bu teknik nedenlerden dolayı tamamen bizlerden kaynaklanan televizyonla ilgili, rejiyle ilgili en ufak bir aksaklığa neden olmadan tamamen bağlantılarla ilgili, bizlerin bağlantılarıyla ilgili bir problemden dolayı biraz geç başladık. Bunu başında hemen ifade etmekte fayda var. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Ekranda görüyorsunuz şu anda AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur konuğumuz. Sayın Vekili hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk Ramazan Bey. Ben de bütün hemşehrilerimi ve milletimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumamız, Cuma günümüz hayırlı olsun inşallah, bereketli olsun, hayırlara vesile olsun. Bu arada tabii biz yayın heyecanıyla son dakika bilgilerine rejideki arkadaşımızdan, yönetmenimizden az önce bize de aktardı. Malatya Pötürge'de bir deprem olduğunu ifade etti. Öncelikle ben de buradan bütün Malatyalı kardeşlerimize, herkese geçmiş olsun diliyorum. Önümüzdeki dakikalarda zannediyorum onunla ilgili bilgiler verilecektir. Umarız kimsenin kılına bile zarar gelmemiş olsun. Buyurun. Evet, ben de geçmiş olsun diyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi benim de şu son anda yayın hazırlıkları sırasında haberim oldu. Geçmiş olsun diyorum bütün milletimize. İnşallah herhangi bir can ve mal kaybı olmadan atlatırız. Allah daha beterinden korusun diyorum. Bu arada Peki. gecikmeden dolayı izleyicilerimizden ben de özür diliyorum. Tamamen elde olmayan nedenlerden dolayı Tabii ki, biraz tabii ki. aksama oldu. Haklarını helal etsinler inşallah. Tabii ki ama neticede bakın bugün konuşacağımız konuların içinde de var. Koronavirüs konusu var biliyorsunuz. Bütün bunların sebebi o biliyorsunuz. Koronavirüs. Biz neden Skype'la yayın yapıyoruz? Skype'la yayın yapmak işte internet üzerinden yayın yapmak. Bunlarda aksama olabiliyor. Önemli değil. Önemli olan şu anda sağlıklı bir şekilde sizin ulaşmanız. Şimdi Sayın Vekilim, şöyle başlamak istiyorum. Siz AK Parti Balıkesir Milletvekilisiniz ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Katip Üyesi ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliği yapıyor. Doğru mu? Doğru mu ifade ettik? Evet, doğrudur efendim. Peki, şimdi kadına şiddet konusunu altyazı olarak da verdik. Onu da konuşacağız. Neden? 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü. Tam oradan bakayım dedim. Bununla ilgili çok önemli o gün açıklamalar yapıldı, çalışmalar yapıldı. Çok yoğun olduğunuz için o gün yapamadık programı. Bugüne aldık. İsterseniz oradan başlayalım. İşte İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun Ayvalık'ta yaptığı toplantı kimlerle yaptı? Orada mülki idare amirleriyle bir toplantı yaptı. Kadına şiddete yönelik konusunda. Hemen oradan başlayalım. Buyurun. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü'ydü. Tabii ben en başında aslında sözlerime şöyle başlamak istiyorum Ramazan Bey. Sık sık da aslında konuşmalarımda ifade ediyorum. İnsan eşrefi mahluk, yaratılanların en şereflisi. Bizim aslında olaya temelden ve tepeden bakışımız, bütüncül olarak bakışımız bu şekilde. Kadın da ailenin temel direği, toplumun yarısı ve biz cennet annelerin ayakları altındadır şeklindeki bir inanışın, bir dinin, bir geleneğin, bir örfün mensuplarıyız. Öncelikle bir bunu yerleştirmemiz gerekiyor bütün benliğimize. Bir de işte hep bahsettiğimiz o vicdan ve merhamet duygusu. Bu çok önemli. Kendi içimize, kendi ruhumuza, vicdanı ve merhameti, işte o bizim ta işte 1400 yıl öncesinden gelen cennetin analarının ayaklarının altında
serildiği inancını zaten özümsediğimizde, bunu içselleştirdiğimizde konuyu büyük oranda çözmüş oluyoruz. Tabii kadına yönelik şiddet bütün dünyanın sorunu, bütün toplumların sorunu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yıllık AK Parti hükümetlerimiz ve iktidarlarımız döneminde kadına alan açacak olan çalışmaları yaptık. Bu alanda kadına, bu yönde kadına alan açtık, yol açtık. Kadının hem sosyal hayattaki, hem ekonomik hayattaki, hem siyasal hayattaki yerini genişletmek için birçok yenilik ve reforma imza atıldı. Kadına yönelik şiddetle ilgili de yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımızla, işte Adalet Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın o sac ayağı şeklindeki öncülüğüyle bunları önlemeye yönelik birçok çalışmalar yapılıyor. İsterseniz biraz detay bahsedebilirim ya da sonraki sorularınızın içinde var mıdır onu bilmiyorum ama nasıl yapalım? Tabii, bahsedeceğiz. Başta yaptığınız o vurgu var ya Sayın Vekil, çok önemli. O zaten o zihniyette, o bahsettiğiniz işte zihniyette olan insanların, o vicdanı taşıyanların bütün onları yapacağını zannetmiyorum. Esas mesele zaten o vicdanı taşımayanların problem. Onlara ne yapılabilir? Onlar nasıl işte hani Allah ıslah etsin seni deniyor ya, onlar işte kendi kendilerine İslah olmuyorlar maalesef. Onlarla ilgili yaptırımlar yapılacaklar çok önemli gibi geldi bana. Araya girmek istemedim. Çok güzel anlattınız. Biraz böyle değil mi konu? Şimdi tabii yani bahsettik. Tabii o vicdan ve merhameti taşımıyorsanız bununla ilgili de bizim 6.284 sayılı yasamız var. Yasal çerçevede kadına yönelik olan şiddetin ve ailenin korunması için bir takım koruyucu ve önleyici tedbirlerimiz var. Kadın şiddete uğradığında işte müracaat edebileceği ve devletin arkasında hissedebileceği, devletin gücünü ve korumasını hissedebileceği bizim birçok mekanizmamız mevcut. İşte 6.284 sayılı yasayla şiddetin önlenmesi, bertaraf edilmesi, öncelik olarak kadının beyanıyla, öncelikli olarak kadının vücut bütünlüğünün ve işte o uğramak üzere olduğu ya da uğrayacağı zararın bir an önce bertaraf edilebilmesi için koruyucu bir takım tedbirler ve önlemler alınabiliyor. Tabii bunlar sonrasında itiraza tabi. İtiraz hakları da oluyor karşı tarafın. Onun dışında aile ve sosyal politikalar, il müdürlüklerimiz, Aile Bakanlığımız bünyesinde ŞÖNİM merkezlerimiz var. Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz var. Bunun dışında yine İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde işte bahsettiniz siz de yayının açılışında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Ayvalık'taki bir toplantıda da tanıttığı işte KADES sistemi var. Kadına yönelik destek ihbar sistemi. Onun dışında bizim karakollarımız bünyesinde şiddetin, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin özel bürolar var. Buralarda bu konuda ihtisaslaşmış polislerimiz, görevlilerimiz görev alıyor. Hem şiddetin önlenmesinde, hem şiddete uğrayan kadının koruyup kollanmasında, psikolojik anlamda, sosyal anlamda destek görmesinde, hem de şiddet uygulanan kişinin rehabilite edilmesi ve bir daha şiddet uygulamaması noktasında Aile Bakanlığımızla da karşılıklı olarak bir takım çalışmalar yapılıyor. Yine Adalet Bakanlığımızın Peki, geçen yıl Sayın Uygur, Sayın Vekil, Adalet Bakanlığı'na geçmeden önce cezai müeyyidelere geçmeden önce İçişleri Bakanlığı ile ilgili olan bölümde KADES, özellikle KADES ile ilgili. Çünkü bunlarla ilgili bakıyorum ben dramatize edilmiş filmler falan da konuluyor, tanıtımlar konuluyor. Şimdi orada o kadın acil destek sistemini cep telefonuna indirdiğinde oradan direkt hemen ulaşabiliyor. Bütün bunlar yapılmış olsa zaten belki birçoğu başına gelmeyecek. Fakat bütün bunları yapamayacak durumda olanların da var olduğunu düşünmek lazım. Ben sizin
o sözünüze, girişte yaptığınıza atıfta şunun için bulundum. Bakın, birçok duyarlı konularda dikkatini çeken bir kardeşimiz bir paylaşım yapmıştı. Onlar bizim bir başkasının, şiddet uygulanan bir başkasının annesi, bir başkasının kız kardeşi, bir başkasının eşi, bir başkasının kızı. Yani herkes empati yaparak, karşısındakini düşünerek, Nedim kardeşimiz paylaşmış bunu, onu ifade etmek istiyorum. Onun üzerinden düşünmesi, bu anlamda, bu minvalde, bu doğrultuda düşündüğümüzde belki birçok şey problem hallolacak. Onun için sizin başta yaptığınız o vurgulama çok önemliydi. Tekrarlamak istedim. Tabii ki yani ben hani en başta da belirttim. Bizim şunu çok net ifade edebiliriz Ramazan Bey. Şiddete uğruyorum, şiddete uğradım diyen ve bana yardım edin diyen her kadını koruyacak, kollayacak ve onun belli noktada hem psikolojik anlamda hem sosyal anlamda hem maddi anlamda hem çocuklarının korunması noktasında bütün mekanizmalarımız devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarında mevcut. Bakın bu konuda çok geniş bir çalışma var. İşte biraz önce de bahsettim. Adalet Bakanlığımız bir yönetmelik çıkardı. Bu kadına yönelik şiddetle ilgili o koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sıkıntıları izale etmek anlamında da her iki tarafın da hak ve menfaatlerini korumak, dengeyi sağlamak anlamında da bir yönetmelik çıkarıldı. Yine bu yönetmelikte hem İçişleri Bakanlığı hem Aile Bakanlığı ve hem Adalet Bakanlığı şeklinde üçlü sac ayağıyla karşılıklı işte savcılıklarda uzman bu konuda ihtisaslaşmış aile konusunda, kadın konusunda, kadınların duygu ve düşüncelere, psikolojik travmaları, durumları konusunda ihtisas yapmış Cumhuriyet Başsavcılarımız görevli. Hakeza karakollarda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki o bürolarda yine ihtisaslaşmış polislerimiz görevli. Yine Aile Bakanlığımızda zaten psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız bu konuda yine ihtisaslaşmış. Bu noktada şiddete uğruyorum diyen kadının mağdur edilmemesi ve korunup kollanması noktasında bizim devlet olarak hiçbir sıkıntımız yok. Ama en başta da ifade ettiğim gibi bu bütün dünyanın sorunu ve bir vicdan meselesi aynı zamanda merhamet meselesi. Şiddet uyguladığınız kadın neticede bir anne, sizin anneniz, sizin evladınız, sizin kız kardeşiniz, toplumun bir parçası, toplumun ana yapısı, ailenin temel direği. Bu noktada aslında biraz o merhamet duygumuzu, o vicdan duygumuzu önceleyerek bu konuda belki toplumsal bir farkındalık, toplumsal bir içselleştirme bu konuyu, bir duyarlılık oluşturma da tabii ben bunun da çok önemli olduğuna inanıyorum. Yine KEFE komisyonuna aslında bu dönemde ben KEFE komisyonuna üye seçildim. Ama bundan önceki dönemde bir alt komisyon kurulmuştu bununla ilgili. Hem kadına yönelik şiddetle ilgili, bununla mücadeleyle ilgili koruyucu önleyici tedbirlerin içeren kanunları, uluslararası sözleşmeleri inceleme, bunları gözden geçirme, hem de kadına yönelik şiddetin temelinde yatan sıkıntıları görme, bunları önleme ve rehabilite anlamında neler yapabilir? Bu konudaki çalışmalarını da yine alt komisyonumuz sürdürüyor. Yani el cümle belirtecek olursak, şiddete uğruyorum, şiddetle karşı karşıyayım, böyle bir tehlike var diyen her kadının arkasında dağ gibi devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla mevcut. Bunda hiçbir Peki. Tamam. Çok çok güzel. Gerçekten de bütün bunların yapıldığını hem yapılan o kamu spotlarıyla da görüyoruz, uygulamalarla açıklama hepsinde görüyoruz. Zaten uzaklaştırma alan bir kadın %99 hemen hemen korunuyordur. Yani kendi hatası veya arada birilerinin hatası olmadığı takdirde. Devlet el attığında mutlaka oluyor. Fakat olay bittikten sonra da insanların içine bizleri üzen bir takım uygulamalar. Mesela serbest bırakılıyor, az ceza alıyor, ihale uygulaması uygulanıyor. Yani şu deniliyor Belgin Hanım.
cezalar caydırıcı, şu anda mevcut cezalar caydırıcı değil deniyor. Bu konuda siz de hukukçusunuz, avukatsınız. Bu konuda önümüzdeki döneme, günlere yönelik herhangi bir gelişme olabilir mi? Veya sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi bakın, ben hukuk fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 99 yılından beri de stajım dahil mesleğin içerisindeyim. Bir fiilde 17-18 senede avukatlık yaptım. Şimdi Evet. bu tabii zaman zaman bu şekildeki görüşler dile getiriliyor. Hem kadına yönelik şiddet noktasında, hem işte uyuşturucu suçları noktasında, hem işte çocuğa ve kadına cinsel taciz, cinsel istismar suçlarında cezaların yeterince caydırıcı olmadığı ya da az olduğu noktasında bir takım eleştiriler var Ramazan Bey, ama ben bu şekilde düşünmüyorum. Bizim Evet. ceza kanunumuzda kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlara karşı suçlarda aynı şekilde devam edecek olursak, aynı doğrultuda uyuşturucu suçlarına karşı verilen cezalar, ceza kanunundaki karşılığı bu suçların, cezalar oldukça yüksek ve caydırıcı. Fakat tabii bir kişinin ceza sistemine de baktığımızda temel maksadın işte ıslah edilmesi, ıslahı doğrultusunda da bir prensip var. Bunu da biliyorsunuz. Yani bir kişinin ıslah olma hakkı da ıslah edilme sistemi de mevcut. Bu noktada işte infaz sisteminden kaynaklı. Şimdi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis alırsanız, müebbet hapis aldığınızda bunun işte infaz yasasına göre, şimdi burada hani çok detaya girmeyeceğim. Detaya da girdiğimde belki hatalı bilgi verme ihtimalim de fazla olur. O noktada bağlayıcı da olmak istemiyorum. İnfaz sisteminde tabii belli bir süre sonra cezaevinde kaldıktan sonra kişinin ıslah olma ve ıslah fikri ve ıslah prensibi de göz önünde alındığında belli sürelerden sonra tabii cezaevinden çıkmaları ya da tahliye edilmeleri söz konusu olabiliyor. Ama cezalar gerçekten caydırıcı ve özellikle kadına karşı olan şiddet, kadına karşı olan cinayet, çocuğa karşı olan hem taciz hem istismar suçlarında ceza kanunumuzdaki yaptırımlar oldukça yüksek, biliyorsunuz. Bu Evet. suçlar herhangi bir işte en son yargı reformunda biz biliyorsunuz bir pakette yine infaz sisteminde de belli düzenlemeler yapılmıştı. Bu suçları kapsamadı biliyorsunuz. O zaman da açıklamıştım. Kapsam dışı. Evet. O noktada cezalarımız caydırıcı. Zaten kimsenin vicdanı kabul etmezdi herhalde. 30 tabii yılında ki, hanım tabii ki. Eşini bıçaklamış, cezaevine girmiş. Tabii Fakat ki. Siz ıslah konusunda birkaç cümle ettiniz ama genel kanaat şu: yarım kalan işlerini tamamlıyorlar çıktıktan sonra birçoğu. Genel kanaat bu. Ya ben onu 30 yılından öldü diye bıraktım ama ölmemiş. Islah olmuş diye bırakıldığında gidip yarım kalan işini tamamlayanlar da var. O konuları da çok detaylı düşünmek lazım. Burada taraf olmak lazım. Burada hakikaten karşı tarafta psikopat, işte zaten bunalımda, birçok suçu olup da zaten o işi yapan insanlar var. Onun tarafında değil de mağdur olan taraftan yana olmak gerekir. Orada hani terazi, adaletin Tabii, terazisi var ya, gözler kör ama neticede bir şimdi tarafta da insanlık suçu işleyenler var yani. Onları da aynı kefeye koymamak lazım tabii ki diye. Biraz önce de ifade ettim. Şiddete uğradım ve şiddete uğrama ihtimalim var diyen her kadının arkasında işte yani detaylı bir şekilde bütün bakanlıklarımızın, devletimizin bütün kurumlarının çalışmalarını süremiz el verdiğince ayrıntılı bir şekilde izah etmeye çalıştım. Şiddete uğrama ihtimali olan, şiddete uğradım diyen her kadının arkasında devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla dağ gibi arkasında Ramazan Bey. Bu Tabii ki. yani bu Zaten çok net tersi ve belirli. zaten Belgin Hanım, zaten tersi mutlaka tabii ki düşünülemez. Yani devlet idare edenler, kanun koyucular, herkes orada mutlak surette tabii ki bir şeyler, her şey ceza hukukunda belirtilen
o kanunda belirtilenlere göre yapılıyor. Biz biliyoruz yani bunu, hatta suçu işleyenler daha çok biliyor bunları. Oradan kendilerini savunuyorlar. Ama neticede mesela hani empati denen bir şey var ya, mesela bir kadın hakim o duruşmayı yönettiğinde orada kadın suçu işlemiş, kadına şiddet suçu işlemişe daha bir fazla empati olabilir diye görüşler de var mesela. Bunlar görüştür, herkesin görüşleridir. Bunları söyleyebilirler. Biraz önce de bahsettim, işte hem savcılıklarımız bünyesinde hem karakollarımız bünyesinde ihtisaslaşmış, kadının işte şiddete uğramış kadının psikolojisini, duygusunu, düşüncesini, bu konulardaki vakalarda alınması gereken tedbirleri ve tavırları noktasında eğitim almış kişiler görevlendiriliyor. Savcılarımız, polislerimiz görevlendiriliyor. Şunu da antiparantez içerisinde belirtmek isterim. Kadına yönelik suçlarla ilgili hani belki çok tekrara düştük. Konunun hassasiyeti nedeniyle defalarca ya da birkaç kez tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Alınan tedbirler geliştirilerek ve olaylara karşı, karşılaşılan vakalara karşı uyarlanarak alınmaya zaten devam ediliyor. Bir yerde bir eksiklik varsa o konuyla ilgili çalışmayı ve tamamlayıcı işlemi yapmak zaten devletimiz ve kurumlarımız bununla ilgili olan atılımları ve işlemleri yapıyorlar. Bahsettiğiniz konularla ilgili de varsa eksiklik görülen yerlerle ilgili çalışmalar da hiç bir şekilde tereddüt edilmeden alınacaktır inşallah, yapılacaktır. Tabii ki ve zaten doğru yapılan yani doğru bir şekilde hareket edildiği ile ilgili örnek önümüzde işte. Siz hukukçusunuz, milletvekilisiniz, yıllardır bu davalara giriyorsunuz ve meclisteki kadın erkek fırsat eşitliği komisyon üyesisiniz. Yani tam nokta yerdesiniz. Yani bu konulara yıllarınızı vermişsiniz, annesiniz, eşsiniz. Yani neticede mesleğiniz şey değil yani fizik değil. Onun için mutlak surette doğru şeyler yapıldığı, doğru şeyler yapılması ile ilgili gayretlerin olduğunu kimse yadsıyamaz. Ama işte pratikte uygulamada karşılaşılanları da biz gördükçe onlarla ilgili düzenlemelere gideriz dediniz. Bu Tabii da ki, tabii ki. güzel bir Onlarla açıklama. ilgili aksaklıklarda pratikteki uygulamayla ilgili ya da bireysel belki vakalar, konular, olaylar olabilir. Onlarla ilgili çalışmalar da muhakkak yapılacak. Tabii bahsettiğiniz her şeyden önce insanız Ramazan Bey. Evet. Ve o insan olmanın gerektirdiği o duygu, düşünce ve hassasiyete işte yine tekrar merhamet noktasına geliyorum ve vicdan noktasına geliyorum. Hiçbir sıfatımız olmasa bile, hiçbir komisyonda olmasak, avukat olmasak, işte o insan olma özelliği, işte kadın olma özelliği belki daha hassas olma noktasında ve vicdan sahibi, merhamet sahibi olma özelliği zaten bu olaylara karşı geliştirilmesi gereken bakış açısını bize öğretiyor. Bir de şu var, katılacak mısınız bilmiyorum. Mutlaka tabii ki ben söyleyeyim, siz de görüşünüzü aktarırsınız. Her kesim, her insanın başına bir polis mutlaka dikmek, onu korumak mümkün değil. Ama toplumsal anlamda da duyarsızlıkların olduğu. Örneğin çok eski yıllardan benim çocukluğum, gençliğim dönemlerinde yan binada çok büyük bir şekilde kadına şiddet varsa komşular müdahale ederdi. Büyükler özellikle müdahale ederdi. Yani polise haber vermese bile 3 tane onun dövenin büyüğü niteliğinde insan girerdi kapıya, dayanırdı, alırdı elinden. Yani şimdi bugünlerde bu günümüzde bunlardan da biraz çekiniliyor. Başımıza bir şey gelmesin diye mi acaba bilmiyorum. Bu anlamda da bir duyarsızlıkların olduğu yönünde izlenim var bende. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii yani geleneklerimiz ve göreneklerimiz bizim ait olduğumuz medeniyetin özellikleri, sizin biraz önce bahsettiğiniz konular, özellikler ya da vakalar, yine en başa döneceğim. İşte her şey yine orada kilitleniyor. Evet. Yani Peki bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa şeye geçelim. Bu koronavirüs olayına geçelim. Çünkü buradan
Biz sizin de hem meslektaşınız hem mecliste aynı anda aynı gruptasınız. Balıkesirli AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir kardeşimizin çünkü babası bizim de çok yakinen meslek büyüğümüzdür. Kardeşimiz de oldu, atlattı. Çember çok daralıyor. Gazeteci arkadaşlarımız işte şu anda pozitif çıktığını ifade ettiler falan. Yani her yerde, her etrafımızda, çok yakınlarımızda artık pozitif, negatif temaslı olaylarını duyuyoruz. Olay nedir? Sizin ağzınızdan almak istiyorum. Tabii ben öncelikle Mutlu Aydemir vekilimize tekrar buradan da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür taburcu oldu, hastanedeydi bir süre. Evet. Daha iyi, inşallah biraz istirahat edip o da en kısa zamanda bir araya geleceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Dediğiniz gibi tabii bütün dünyada aslında bakarsanız bu küresel bir sıkıntı, küresel bir salgın ve vaka sayıları işte bu mevsimsel dönüşümle birlikte de biraz da işte o tedbirlere o ilk anlardaki gösterdiğimiz hassasiyet ve duyarlılık sanki biraz bana göre de tabii benim kendi kişisel düşüncem ilk anlara göre biraz daha gevşeme gösterdik. O ilk bakış açısı, ilk o bilinmeyene karşı belki bir korkuydu. O duygudan biraz uzaklaştıktan sonra mevsimsel bir dönüşümle de tabii vaka sayıları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Balıkesir'de de arttı. Tabii aslında çok basit üç kural sürekli ifade ediliyor. Çok basit ama bir o kadar da işte biraz gevşettiğimiz, ihmal ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe. Dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye'nin elhamdülillah ilk Çin'den başladı biliyorsunuz. İşte birçok ülkeye yayıldı. Avrupa ülkesinde bayağı bir İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa geçtiğimiz dönemde o Nisan-Mayıs aylarında, Mart-Nisan aylarında müthiş vaka sayıları vardı. Müthiş bir kırılma yaşattı. Sağlık sistemlerinde çöküşler oldu. Elhamdülillah işte hep söylüyoruz 18 yıldan beri sağlığa yaptığımız yatırımlar, sağlık altyapımıza yaptığımız yatırımlar, işte o sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcı olması, işte hastanelerimizin, şehir hastanelerimizin önemini anlamış olduk. Biz tabii sağlık anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar. Tabii sağlık kapasitesi de sonsuz ve geniş değil. Bu gerçekten büyük bir salgın. Bu noktada işte o kapasitemizi zorlamama adına ne kadar geniş olsa da onun da bir sınırı var. Her şeyin sınırı olduğu gibi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Tedavide biz elhamdülillah çok iyi noktadayız. Biz işte hasta tercihi, hastaların hayatta kalması noktasında tercih yapılan ülkelerin aksine biz o dönemde de hep ifade ettim. Yurt dışında olup da ben Türkiye'ye dönmek istiyorum diyen hiçbir sağlıklı vatandaşımızı bulunduğu ülkede bırakmadığımız gibi hiçbir hasta vatandaşımızı da gelmek istiyorum diyen hiçbir hasta vatandaşımızı da bırakmadık. İşte 45 gün gibi çok kısa süre içerisinde 2 tane 3 tane acil durum hastanemiz oldu. Şehir hastanelerimiz işte Başakşehir'deki hastanemiz geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıldı. Tekirdağ'daki şehir hastanemiz daha birçok örnek verebiliriz. Bu süre içerisinde dahi sağlık yatırımlarımız ve sağlık alanındaki açılışlarımız, hastane açılışlarımız devam ediyor. Birçok ülkeye biz hem maske anlamında hem yerli ve milli solunum cihazımızı ürettik. Bunu da gönderdik. Birçok ülkeye sağlık yardımında da bulunmuş olduk. Kendi kendimize yetebilmenin ötesinde. Elhamdülillah işte biraz önce Malatya'da deprem oldu dedik. İnşallah can ve mal kaybı olmamıştır ama biz İnşallah, 2020 inşallah. başından itibaren Elazığ'da büyük bir deprem yaşadık, Malatya'da deprem yaşadık, Giresun'da sel felaketi yaşadık, geçtiğimiz günlerde İzmir'de deprem yaşadık ve hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi, yaralar en kısa zamanda sarıldı ve evler yapılmaya
devam ediliyor. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın birebir her anında yanında. Güçlü bir ülkeyiz, büyük bir ülkeyiz. Salgından dolayı birçok ekonomik destek esnafımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza verildi. Kısa çalışma ödeneğinden nakdi yardıma, onun dışında işte prim ertelemelerine, vergi ertelemelerine bir sürü teşvik ve tedbir alındı. Güçlü bir ülkeyiz ama tabii her şeyin de bir sınırı var. Vatandaş olarak da, bireysel olarak da bize düşen sadece tedbirlere riayet etmek. İşte Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi çeşitli kereler kendi olağanüstü halimizi ilan etmek. Biraz daha bu noktada, bu süreçte dikkat etmek gerekiyor. Devletimiz işte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde o ekonomik anlamdaki tedbirlerin ötesinde katkı anlamındaki tedbirlerin, sağlık alanındaki katkıların ve hizmetlerin ötesinde işte bu salgını kontrol edebilme noktasında da hem istihdamı engellemeyecek şekilde hem üretim çarklarını, tedarik zincirini engellemeyecek şekilde çeşitli tedbirler alınıyor ama yine en başa döneceğiz aslında. Çok da fazla tekrar oluyor ama her şeyde o toplumsal bilinçten, kendi iç mekanizmamızdan, kendi kuralımıza, kendi içselleştirmemizden, kendi içimizde içselleştirmemizden geçiyor aslında. Evet. İnşallah bunun da en kısa zamanda aşı çalışmaları da yapılıyor. Aralık ayı itibariyle inşallah Türkiye'de ilk uygulamalar başlayacak. Kendi aşımızı da inşallah Nisan ayından itibaren uygulamaya başlayacağız. En kısa zamanda inşallah bütün ülkemiz hem bütün dünya bu illetten kurtulur diyorum Kurtulur inşallah. diyorsunuz. Peki, şimdi biz tabii ki çember çok daraldı derken Mutlu Hanım'a geçmiş olsun diyoruz. Bu arada Ahmet Akın'ın da pozitif olduğunu kendi Tabii. açıklamasından duymuştuk. Balıkesir Milletvekili. Yani isimler çok tabii ki. Ben hemen o anda Mutlu Hanım'dan bahsetmişken o milletvekili olarak Ahmet Akın'ın da Ben aklıma de geldi. değerli Sayın Tabii. Milletvekilimize Sözünüzü kesmek istemedim. Sonuna doğru artık geldiğimiz için ifade etme. Bu arada gazeteci arkadaşlarımız da var. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay da pozitif de atlattı. Yani birçok isim var. Şu anda pozitif olduklarını açıklayan gazeteciler Alisan, Mustafa Karakaşlar gibi kardeşlerimiz işte belediye başkanlarının olduğunu, ilçe belediye başkanları. Yani çember hakikaten çok dar. Siz dediniz ki tekrara düşüyorum. Hayır, tekrara 100 defa, 1000 defa, 50 bin defa da tekrar etmekte fayda var. Önce insanlar, hepimiz kendimiz kendimizi koruyacağız. Yani gerekirse çift maske takacağız, çıkmayacağız. Tehlikenin çok şu anda büyük olduğu noktalarda bazı kısıtlamalara kendi kendimize gideceğiz. Onun için her yerde tekrarlamanızda fayda var Belgin Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi programımızın sonuna geldik. Biraz teknik nedenlerden dolayı geç başladık. Ben son size bir söz vereyim. Son olarak söylemek istediklerinizi aktarın. Ondan sonra yavaş yavaş programı kapatalım. Buyurun. Ben de öncelikle koronavirüse yakalanan bütün işte milletvekilimiz Sayın Mutlu Aydemir'e, Sayın Ahmet Akın'a ve belediye başkan vekilimiz Yasin Sagay olmak üzere şu an isimlerini hatırlayamadığım bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah bununla gelmiş geçmiş olsun. Allah daha beterinden korusun. Ama dediğiniz gibi çok dikkat etmek gerekiyor. Bizler konumumuz gereği de siyasetin içinde olan kişiler olarak tabii bizim milletimizden ve vatandaşımızdan, insanımızdan uzun süreli uzak durabilmemiz ya da uzak kalabilme gibi bir durumumuz olmuyor. Zaten gönlümüz buna imkan vermiyor, razı olmuyor. Her an milletimizle beraber iç içe olmak istiyoruz. Ama dediğiniz gibi o basit üç kurala uyduğumuzda işte biraz önce ifade ettiğiniz gerekirse çift maske. Evet aynı şekilde biz de bazı durumlarda çift maske takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Tokalaşmıyoruz artık. Yani işte sık sık işte el yıkıyoruz. Maksimum düzeyde tedbirlere dikkat ederek
korumaya çalışıyoruz kendimizi. Tabii devletimiz kuralları koyuyor ama bir de bu kuralların uygulanması ve bizim riayet etmemiz, kuralları içselleştirmemiz çok önemli. Ben bütün hemşehrilerime dikkat etmelerini Belgin istiyorum. Hanım, Bu çok önemli bir mesaj var size. Onu ifade edeyim. Hemen hemen her programı yakından takip eden Ankara Balıkesirler Dernek Başkanı Servet Camgöz çok çok selamlar. selamlarını iletiyor ve diyor ki evet biz de ben de çıkmıyorum evden her şeyi evden yapmaya çalışıyorum diyor. Biz de işte programlarımızı evden bu şekilde Skype'la yapıyoruz. Ben de mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyorum. Çok selamları var. Ve aleykümselam, ben de çok selam söylüyorum. Bir de hemen vakit açısından bilmiyorum ne durumdayız ama Bittik. biliyorsunuz. Bitti. Vakit bitti. İsterseniz sonra hemen bir 30 saniye şey yapın. Tamam, Buyurun. hemen 30 saniyede bahsetmeden geçmek istemiyorum. Dün biliyorsunuz Sincan'da Akıncı Üssü davası karara bağlandı. Evet. Artık hep ifade ediyoruz. Daveler dönemi bitti, geçti. 28 Şubat'ın etkilerini yakından hisseden bir kardeşimiz olarak tabii bizde derin izler bıraktı. Milletini bombalayan, milletin meclisini bombalayan, Cumhurbaşkanlığının canına kasteden ve Cumhurbaşkanlığını bombalayan hainler ve toplum vicdanında zaten gerekli cezayı almıştı. Bu millet artık darbelere geçit vermeyecek, vesayet odaklarına geçit vermeyecek. Dün de hukuk önünde en ağır cezayı aldılar. Ben bunu da ifade etmek istedim. Artık Türkiye'de o dönem kapandı, o defter kapandı. Artık milletimiz bütün göğsünü siper ederek, bütün benliğini ortaya koyarak İşte o egemenlik hakkının şer odaklara devredilmesine asla müsaade etmeyecek diyorum. Tekrar saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum bütün hemşehrilerime. Evet. Çok keyifli bir programdı. Size de hasreten teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz de son işte 25'indeki gündem ve koronavirüs gündemimizdeydi. Son ifade ettiğiniz konu son anda son gelişme. Önümüzdeki günlerde o anlamda programlar yaparız. O konularda da geniş Daha şekilde geniş. açıklamalarda bulunursunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sizlere ederim. kolaylıklar diliyorum bundan sonrası günler için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Sevgili seyirciler, böylelikle bugünkü Balıkesir'in Meydanı programının sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler diliyorum. Cumartesi akşamı saat 21'de tekrar olacak programın. O gün bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.